Bütün ürünlerin demosunu yapıyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Ondan sonra şöyle veriyoruz. Tabii son kullanma tarihleri de var. Yani sonradan gelenleri üstte bırakıyoruz. İlk gelenler aşağıdan tüketimini öyle sağlıyoruz. Burada sadece su böreği mi? Su böreği sadece. Toplardan da bu şekilde düşmüş oluyor. Bu barkod düşüyor başkanım. Evet, biz ay sonunda gelir giden tablosuna baktığımızda oradaki stoklar aslında bunlardan oluşuyor. Meran Belediye'mizin bünyesindeki Perita şirketimizin ilk işletme belgeli Konya'da ilk kurulan resmi lojistik merkezindeyiz. 12 tane tesisimizin 9 tane markayla beraber yürütüldüğü aslında ortak mutfak, ortak imalathane diyebileceğimiz, ortak depo diyebileceğimiz bir lojistik merkezi burası. Bununla neyi amaçladık? Onu söyleyeyim. 9 tane farklı markamız var bildiğiniz gibi. Ve yaklaşık 4 yıl önce ilk temellerini attığımız kafe, restoran ve buna benzer diğer birimlerimizin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Buradaki amacımız ne? Onu da söylemek istiyorum. Tabii bu biraz özel sektör işi olmasına rağmen belediye olarak bizim bu işlere girmemizin sebebi vatandaşımızın hizmet konusunda, lezzet konusunda, sağlıklı ve hijyenli konusunda en iyi hizmeti, en iyi maliyetle almasını sağlamak idi. Bir de bulunduğumuz parklarda veya bahçelerde veya millet bahçelerinde en güzel tesisi koruyarak gelenlere Konya'nın en iyi mekanlarında en iyi lezzetleri sunabilmenin derdine düştük. Asli görevimiz olmayan işlerde, tercihen bizim yapmayı tercih ettiğimiz işlerde ya en iyisini yapacağız ya da yapmayacağız. Tesisi hep beraber dolaştık arkadaşlarımızla beraber. Yaklaşık 16 tane ustamız var. Et reyonu ayrı, pasta reyonu ayrı, sıcakların reyonu ayrı. Hepsi birbirinden o işin en iyi yapan ustasını bularak o ürünü ürettirmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi bizim için öncelikli olan sağlık ve hijyen, sonra lezzet. O tek lezzet, hangi tesise giderseniz bir şey yiyorsanız aynı lezzeti aynı hijyenik ortamda almasını sağlamak adınaydı. Bir de dediğim gibi Tarım Orman Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Bizlerin sıkı denetiminden geçmesine rağmen aynı zamanda devletin diğer kurumları da bizi sürekli denetleyen bir işletme burası. Burada gıda güvenliği çok önemli bir mevzu. Bir ürün ürettiğimiz zaman o ürün içinde kattığımız bütün malzemelerin seri numaralarından başlayıp imalatının en sonuna kadarki olan süreçle ilgili bütün seyir defter tutulur. Her ürün için bu geçerli. Burada hiçbir şeyin demosu yapılmadan ve lezzet testinden geçmeden tesislerimize de sevkiyatı yapılmaz. Böylelikle aslında 4 yılda Konya'nın en büyük markalarından bir tanesi olmamızın sırrında ben buradaki tesisleşmeye, buradaki profesyonelliğe, kurumsallığa ve tabii ki ekip arkadaşlarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bir yere gelmek, bir marka haline gelmek gerçekten zordur. Uzun bir yolculuk gerektirir. Biz bunu 4 yıl gibi bir zaman içinde tamamlamış olduk. Ama asıl zoru o markayı en azından olduğu yerde koruyarak ama amaç daha büyüterek, daha iyisini yapabilme adına ileriye götürmek. Sanırım zor olanı bu. Biz şu anda kendimizle yarışarak bu zor olanı becermeye ve başarmaya çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rakamlar, yani doğruluğunu sağladığınız rakamlar. Konya'nın şu anda ikinci en büyük zincir halkasıyız. Halebat'ın çikolatasıyla uçan kremamız karaş.
fındıklı lanç sosumuz. Aynı madenden devam ediyoruz. Lezzetimiz var. Burada üç milyon sosumuz başladı. Ha, sos. Beş milyon var, daha da başladı. Hala binmeyen çok ama tanıştıkça yer kitle çoğaldı. Ben Mehmet'e gidelim. Çok güzel. Sizler için hazırlayacağız. Eyvallah.